Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi tarafından bir yıldır ölü kuşlar üzerinde yapılan çalışmada 36 kuştan 8 karga ve 1 saksağında Batın Nil virüsüne rastlandı. Sivrisinekler yaklaşık 50'ye yakın virüs taşıyabiliyor. Onlardan biri de Batın Nil virüsü ve sivrisineklerden insanlara bulaşabiliyor. Ateş, eklem ve kas ağrısı yapan virüs İstanbul'da yapılan çalışmalarda kuşlarda bulundu. Hastalık kuşlardan direkt olarak bulaşmıyor. Yine de ölü kuşlardan uzak durulması gerektiği uzmanlar tarafından söylenmekte. Özellikle çocuklar ölü kuşlara dokunduktan sonra ellerini ağzına ya da burnuna götürmemeye dikkat etmelidir. Bu virüs kan yoluyla bulaşabiliyor. Elde açık yara ve çizik varsa bulaşma riski göz önünde bulundurulmalıdır. Fakat asıl bulaşma yolu kuşların kanını emen sivrisinekler. Gelin bu virüsü daha yakından tanıyalım. Batın Nil virüsü enfeksiyonu etkeni taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan viral bir rahatsızlıktır. Hastalık sıklıkla virüs ile enfekte olan Culex cinsi sivrisineklerin sokması ile insanlara bulaşır. Bununla birlikte nadiren de olsa başka sivrisineklerden de bulaştığı bilinmektedir. Bu virüs kişiden kişiye doğrudan bulaşmaz. Yabani kuşlar ana konaktır. Virüs insanlara ve atlara sivrisineklerin sokması ile bulaşır ve son konaktır. Ülkemizde olan hastalık genelde Afrika, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Amerika ve Batı Asya'da yaygın olarak görülmektedir. Hastalığın görüldüğü bölgelerde yaşayan veya bu bölgelere seyahat eden insanlar risk altındadır. Hastalığın kuluçka süresi 3 ila 14 gündür. Virüsün bulaştığı kişilerin yaklaşık %80'inde herhangi bir belirti görülmez. Hastalıkların yaklaşık %20'sinde ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, halsizlik, iştahsızlık, lenf bezlerinde şişlik, bulantı, kusma, ciltte döküntü görülür. Hastalık bazı aşamalarda ve formlarda ölümcül olabilmektedir. Ve unutmamalıyız ki bu virüsün günümüzde bir aşısı bulunmamakta. Daha fazla bilgiye Sağlık Bakanlığı'nda yer alan broşürlerden ulaşabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Görmek istediğiniz konuları yorumlara yazarsanız ve beni sosyal medya hesaplarımdan takip ederseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.